Herkese merhaba. Bu videomuzda bütün arabalarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uygulamamızı sağlayan bir ürün AutoCase Screen Max ile beraberiz. 10.2 inç IPS bir ekranı var. Her açıdan gözükebiliyor, oldukça parlak. Bu arada ekran 1600x600. Çözünürlük de çok yüksek. Cihazda 2.5K bir dash kamera var ve 1080p bağladığımız, arkada şu anda takılı olan bir arka kamera var. Ve bunlar sadece arka kamera parkta devreye girmiyor. Sürüş sırasında da kullanılabildiği için sürekli bir güvenlik kamerası. Hem ön hem de arka ve de yüksek çözünürlük. Cihazda Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak var. Tüm bunların zaten nasıl çalıştığını birazdan yakın çekimle sergileyeceğiz. Peki araç ne? Hyundai Accent, halkın aracı. Dolayısıyla bu araçta uyguladık ki bütün arabalarla tırnak içinde uyumlu olarak ne kadar rahat çalıştığını görebilin diye. Çakmaktan Type-C üzerinden gücünü alıyor ve AUX'tan dilerseniz araba ses tesisatına bağlayabiliyorsunuz. Ama kendi üzerinde hoparlörü ve mikrofonu var. Dolayısıyla aracınızda ses tesisatı olmasa bile neredeyse kullanabileceğiniz kadar pratik bir üründen bahsediyoruz. Şimdi ne kadar hızlı CarPlay ile Android Auto'ya bağlandığına bakalım. Bir yandan da tabii kamera örneklerini göreceksiniz. Bu videoda şunu da söylemekte fayda var. Videomuz bölüm bölüm olacak. Ürünün fiziksel özellikleri, kutu açılışı gibi yakın çekimlerini stüdyomuzda ayrıca yaptık. Bu videoda sadece Hyundai içinde uygulanmış haliyle nasıl kolay bağlanabildiğini, kablosuz CarPlay ve Android Auto'ya ne kadar hızlı bağlanabildiğini göreceksiniz. Videomuzun bu bölümünde Auto Screen Max'in kutu içeriğine sizlerle birlikte yakından bakacağız. Cihazın 1080p'lik, yanlış duymadığınız bir arka kamerası var. 1080p yani Full HD çözünürlükte yüksek kalitede kayıt yapıyor ve bunu sürekli de yapabiliyor. Yani sadece park kamerası olarak değil, sürüşte bir arka sürüş kamerası olarak da bunu düşünebilirsiniz. Nasıl montaj yapılıyor? Burada görmüş olduğunuz gibi metal bir yüzeyi var. Kutu içerisinde gelen bir 3M yapışkanlı bant var ve aynı zamanda tabii vibrasyonu da önlüyor bu, biliyorsunuz. Bir de yine aracınıza vidalamak isterseniz vida da mevcut. Tabii ki vida ile beraber yapışkan ideal senaryo ve bu genelde park lambasının yanına konumlandırılıyor. Daha doğrusu plaka lambasının yanına sedan arabalarda, ama hatchbacklerde belki camın içine konumlandırmak isteyenler, yani içeride kullanmak isteyenler de olabilir. IP68 sıvı dayanımı var. Dışarıda konumlamak hiçbir sıkıntı bu kamera için teşkil etmiyor. Kablo yaklaşık 5 metre civarında, dolayısıyla büyük araçlarda bile fazlasıyla yeterli olacaktır. AUX bağlantı kablosu geliyor. 3.5'tu 3.5. Siz dilerseniz eski arabalara bile rahatlıkla bağlayabileceğiniz bir bağlantı tipi olması da güzel. Çünkü tüm arabalara uyumlu olarak tasarlanmış bir ürün. Oldukça uzun bir Type-C güç kablomuz var. Burada da 1 amperlik bir şarj portu görüyoruz. Yani AutoCase güzel bir adaptörü veriyor bize. Çakmaktan bir de beraberinde 1 amperlik güzel bir şarj veriyor. Bu da yani ortalama hızlı şarj diyebiliriz cep telefonu veya tabletlerimiz için. Bir kullanım kılavuzumuz var. Burada detaylı nasıl kurulduğuna dair, ama zaten videomuzda bunu kolaylıkla görebileceksiniz. App Store ve Google Play'deki uygulamalara ulaşmak için kare barkod yine kullanım kılavuzuna konulmuş. Bunların hepsini videonun devamında göreceğiniz için bu kısım bu kadar. Kutuya da son olarak gelecek olursak, ben şöyle yapmak istiyorum. Kutuda adeta bir iPad veya MacBook kutusu gibi çok kaliteli, tek el çektiğinizde kolaylıkla açılıyor. Çekmece gibi buradan ipini de yapmışlar. Buradaki gloss yüzeyle kaliteli bir ürün aldığınızı daha kutusunun malzemesinden bile hissedebiliyorsunuz. AutoCase'in kutu içeriği bu kadar. Araç içi bölümler de olduğundan AutoScreen Max'ın bu bölümünü çok uzun tutmak istemiyorum. Ama şöyle bir olay var. Ana menümüzde Apple CarPlay, Android Auto, bunlardan birini seçtikten sonra o moda geçmek istediğinden emin misin diyor. Devam ediyoruz ve telefonumuzu bağlıyoruz. Dolayısıyla iki tane kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto menümüz burada yer alıyor arkadaşlar. Bastığımızda da zaten içini göreceğiz. Bakın diyor Switch to Android Auto Mod. Yine ana ekrana geliyorum. Bu arada dokunmatik çok hassas. O yüzden yani şu anda montajlı olmamasına rağmen bile anında çalışıyor, görmüş olduğunuz gibi. Burada da yine Apple CarPlay, Android Auto hangi modda olmak istediğinizi size soruyor. Yani normalde CarPlay ile geliyor ama Android Auto'ya siz geçiriyorsunuz. Bluetooth müzik modu var. Buradan dosya transferi açısından, yani Bluetooth üzerinden müzik dinlemek istiyorsanız, siz de tabii aracınızı AUX'la bağlayacaksanız eski bir araç varsa, kendi üzerinde de hoparlör var bu arada. Wi-Fi bölümündense Wi-Fi videoya geldiğinizde size bir confirm edelim, uygulama linkini veriyor. Cep telefonunuza kuracağınız uygulamayla dosyaları nasıl transfer edebileceğinizi, uzaktan nasıl cihaza erişebileceğinizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben tekrar Apple CarPlay gibi cihazın standart geldiği moda geri dönüyorum. Burası bizim ana menümüz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi burada parlaklık, farklı parlaklık seviyeleri var ama çok ciddi bir parlaklığı var. O yüzden güneşte görmek rahat cihazı. Bunun haricinde şöyle sürüklediğimizde Bluetooth müzik ve Wi-Fi video modu var.
dediğimiz gibi. Ve son olarak da bu menüyü bitiriyoruz. Wi-Fi video moduna diğer taraftan ana menüden o CarPlay ayarlarına tıkladığınızda da gidebiliyorsunuz. Şimdi burada ses menüsüne geldiğimizde haliyle sesi dokunmayla şöyle yapalım. Çok hassas olduğu için nereye, ben bir de tabii kameradan dolayı uzaktayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açabiliyoruz. Yine parlaklığı aynı şekilde ben bir kısayım. Açayım. Ciddi parlaklık farkı var. Bu arada stüdyonun yansımaları olmasın diye biraz eğip büküyorum. Geldiğimizde record resolution var. Kayıt çözünürlüğümüz. 2.5K'ya 720p yapabiliyoruz. 1080'e 1080 yapabiliyoruz. Ön kamera, arka kamera aynı anda kayıt yapıyor arkadaşlar. Bu önemli. Sadece geri vitese taktığınızda çalışmıyor. 720'ye 720 kayıt yapabiliyoruz. Kartımız eğer 32 filansa, küçükse, daha uzun süre kayıt yapmak istiyorsak 720'ye 720 de yapabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Biz 2.5K'ya 720 seçtik. Ama ortalamada 1080'e 1080 de yine kullanılabilir. Bu tamamen size kalmış. Onun haricinde split time diyor mesela. Bakın buradan split time 1, 3, 5 olarak mesela. Bakalım mikrofon. Turn on, turn off. Aracın içindeki sesi kaydetmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu önemli. Videolarda bazen insanlar ses gelsin istemiyor. Sadece görüntü gelsin istiyor. Reminder tone mesela, hatırlatma tonu şu anda açık. Kapattığımızda bakın bu dit düt sesi sizi rahatsız ediyorsa, çünkü çok keskin bir dit sesi var. Bunu kapatabilirsiniz. Image mirror tarafında hemen şöyle yapalım. On and off yapabiliyoruz. Burada arka kamerayı mirrormuş gibi muhtemelen yapacaktır diye. Ya da bakalım. Ya da görüntüyü döndürüyor olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Hop. Olmadı. Demek ki bu image mirror dediği videoyu belki reverse olarak kaydediyor. Buna bakarız arabanın içindeyken de. Timelapse videosuna gelelim. Bu arada vidamızı sıkmamışız. Hemen vidamızı da sıkalım. Montaj yapmayınca böyle oluyor. Timelapse videomuz var. Timelapse eğer gezmeyi seviyorsanız, binlerce fotoğraftan yol videosu çıkaracaksanız, böyle hızlandırılmış short tarzı, o tarz bir şey yapabilirsiniz. 12 saat 24 saatlik arabanızla yolculuğunuzu timelapse olarak çekebiliyorsunuz. Screensaver'ımızın ne kadar sürede devreye gireceğini, ekran koruyucunu görebiliyoruz. Voice control, show front camera, turn display, turn off display, show all cameras gibi voice command'lar var arkadaşlar. Evet, onun haricinde auto dimming. Hani kameradan algılayarak yapıyordur diye tahmin ediyorum. Burada auto dimming'in şeyini görüyorsunuz. Ha, bu start time ve end time var. Zaman üzerinden yapıyormuş. Driving position, left rudder, right rudder. Burada geri kamera ve sürüş açısından. Reverse line calibration. Burada da geri kamera. Şu anda arka kamera takılı olmadığı için, biz şu anda stüdyodayız. Araca arka kamerayı taktığınızda bunun nasıl açısının olacağını belirliyoruz. Geriye geldim ben. Dil tarafında arkadaşlar, şu anda dil bununla sınırlı ama güncelleme geldiğinde Türkçenin eklenmesi için de çalışıyoruz. Format tarafında kartımızı formatlıyoruz ve Factory Reset dediğimiz fabrika ayarlarına geri dönüş var. Menümüz gayet basit, kullanması son derece kolay. Araç içinde de Apple CarPlay ve Android Auto'ya ne kadar kolay bağlandığını zaten göreceksiniz. Bu arada da DVR'a bir tıklayayım ben. Şöyle. O kadar geniş açı ki, şöyle kamerayı tripod'dan sökebilirsek, evet aldık. Ne kadar yakın mesafede kutuyu komple alabildiğini görüyorsunuz. Zaten sürüş videolarını göreceğiniz için ben sadece göstermek istedim. Çok kısa mesafede, çok geniş açıda ve keskin bir görüntü sunuyor. Dash'in üzerinden de ne kadar yol çekeceğini zaten videolarda göreceksiniz. Videomuzun bu bölümünde Otto Screen Max'in fiziksel özelliklerine yakından bakalım. Kutu açılışını yaptık. Cihazın, şöyle kamerayı da aşağı alayım. Aslında fiziksel olarak güzel 10.2'lik bir ekran olduğunu biliyoruz. O yüzden uzun bir ekran. Bayağı da büyük yani. Apple CarPlay'i ve navigasyonu çok keyifli kullanabileceğiniz ve kameraları rahat görebileceğiniz. Bunları zaten canlı kullanımda göreceksiniz. Bu bölümde fiziksel cihazın artılarından bahsedeceğiz. Arabada göstermek zor olabilir diye burada çekelim istedim öncesinde. Burada bir ball joint'imiz var ve buradan hareket kabiliyetini sağlıyoruz. Birazdan anlatacağım. Ama en önemli kısım bence bu cihazın 10 kademe yükseklikli kamera ayarı olması. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. Tabii sadece bununla da kalmıyor. Şöyle göstereceğim size. Kameranın neredeyse 360 derece bir tilt ayarı var. Bu da dashboard'da sağa sola açılı koymanız gerektiğinde, şöyle gösterirsek belki daha anlaşılır olacaktır. Epey bir dönebiliyor bu kamera aşağı yukarıya. Bu da arabanın dashboard'unu çekmek yerine yolu daha iyi kayıt yapabileceğinizi gösteriyor.
birçok üründe bu tarz yükselme ayarı yok. Burada da Otto ScreenMax bir avantaj sağlıyor size. Soğutma anlamında uzun süre 2.5K yani 7.24 neredeyse kayıt yapacak bir cihaz olduğu için hem de Android Auto ve Apple CarPlay kablosuz verecek. Üst tarafta bir havalandırma var. Yine şu şekilde ayağı biraz açalım. Burada da bir havalandırma bölümü var. Yine arka tarafta da havalandırma var. Yani bu cihazın sürekli kullanımda ısınmaması için güzel bir havalandırma düşünülmüş fiziksel olarak. Cihazın üst taraftan baktığınızda oldukça kompakt olduğunu görüyorsunuz. Yani iki parmak kalınlığında, o da maksimum noktada. Normal ekranı bir parmaktan bile ince, serçe parmağımdan bile neredeyse ince. Güç tuşumuz üst tarafta. Buradaki bölüme yakın çekimde eğer kameramız netlerse, evet, Type-C güç girişimiz. Arka kamera bağlantı jackımız küçük. Micro SD hafıza kartı girişimiz ve burada da 3.5 inç jack'tan ses alıyoruz. O da tabii ki bize AUX üzerinden arabamıza sesi aktarmamızı sağlıyor CarPlay ve Android Auto'dan. Bu arada cihazın üzerinde kendi mikrofonu var. Dolayısıyla çok güzel sesi alıyor. Bunları da test ettik. Konuşmalar sırasındaki sesi çok yüksek kalitede alıyor olması Apple CarPlay ve Android Auto kullanırken bence oldukça önemli. Bu arada alt tarafa gelecek olursak alt tarafta da 3M bantımızla beraber yapıştırabiliyoruz aracımıza. Daha sonra geri dönüşümlü olarak çıkarmak istersek ama Otto ScreenMax'te 4 adet de vida deliği konmuş. Bu da eğer aracınız işte kamyonettir vesairedir, eski bir araçtır ya da bunları vidalayabileceğiniz bir yüzeyi vardır. Daha sonra söküp kolaylıkla çok ucuza değiştirebileceğiniz bir plastik parça varsa belki vidalamayı da düşünebilirsiniz. Biz gerek görmüyoruz. Yapıştığında tank gibi tutunuyor. Ve son olarak da buradaki ball joint şöyle size bir artı sağlayacak. Bakın şöyle. Şimdi ben alt kısmı oynatıyorum ama ekranın ne kadar oynayabildiğini buradan düşünebilirsiniz ve tabii ki böyle size farklı açılar sağlayabiliyor. Yani şöyle yandan gösterecek olursak, hadi ben düz tutayım diyelim ekranı, şu şekilde yukarı, bu şekilde de aşağı bir tilt ve sağa sola dönme sağlıyor. Ama sadece bununla da kalmıyor. Bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar bunu iyice çevirdiniz, çıkardınız. Bu bölüm kaldı ya, bunu torpidoya atıp araçta sadece bu taşıyıcı yapışık kalacağı için ekranı güvenli yanınıza alabilirsiniz. Hani eğer semtte bırakıyorum ben bunu, bu dikkat çeker, çalınmasın, etmesin gibi bu korkunuz varsa torpidoya atabileceğiniz gibi, arabayı uzun süreli park edecekseniz, güneşte kalacaksa o da olur. Ya da park güvenliği açısından kaldırıp evinize alabildiğiniz gibi, yanınıza alabildiğiniz gibi aracın torpidosuna da rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Yani takmak son derece kolay. Şöyle hizaladığınızda tık diye yerine giriyor. Yani buradaki ball joint sadece hareket kabiliyeti açısından değil, bence montaj pratikliği açısından da bayağı büyük bir şey katıyor. Tabii sonrasında biraz hani fazladan vida sıkmanız lazım ama oldukça pratik. Şimdi fiziksel özelliklere değindiğimize göre videonun kalanıyla devam edebilirsiniz. Videomuzun bu bölümünde AutoCast'te Android Auto'yu kablosuz olarak bağlayacağız. Telefonumuz A53'tü diye hatırlıyorum. O yüzden yeni nesil bir telefon. Bluetooth'la Wi-Fi açık. Bluetooth'ta tara diyorsunuz. Şöyle biraz bekleyeceğiz. Güncel, ne kadar güncel telefon olursa o kadar iyi. Otto Screen 14 CE 3D olarak geldi. Biliyorsunuz bu Android Auto'yu artık kablosuz olarak çok video çektik. Bluetooth'tan datayı alıyor, Wi-Fi'ye yazıyor ve eşleştir dedi bize. Burada gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye yazdığı için 5 GHz üzerinden Wi-Fi'den bağlanıyor. Son derece hızlı bir protokol, o yüzden jet gibi çalışıyor zaten. Kablolu hızında kablosuz çalışacak. Evet, burada Android Auto'ya bağlanmak için izin istiyor. Okey diyoruz. Artık bundan sonra telefonla işimiz kalmadı. Android Auto kablosuz olarak geldi arkadaşlar. Telefonu kenara aldık. Şimdi ana sayfaya geleceğim. En son navigasyon kullandığımız için burada gözüküyor. Bakın zaten Android Auto connected diyor. Şimdi Android Auto'ya geldiğimiz zaman klasik bir Android Auto'nun ikili bölmeli olarak çalışması. Tekrar bastığımızda ana sayfaya, mesela Android menüsüne gelmesi. Buradaki artık Android Auto'yu herkes bildiği için bu bölümü çok uzatmak istemiyorum. Navigasyon, haritalar, işte WhatsApp, belki Zoom vesaire tarzı kısa yollardan neler eklenebiliyorsa iç menüden Android Auto'da hepsini aynen yapabiliyorsunuz. Zaten tepki süresinde görüyorsunuz. Genel olarak oldukça başarılı. Bu tepki hızı tabii sizin telefonunuzun nesiliyle ve kapasitesiyle de alakalı. Biliyorsunuz bunu tekrar etmekte fayda var. Android 11'den aşağısında zaten kablosuz Android Auto bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla telefonunuzun güncel olması belli bir minimumda zaten lazım. Bunu soranlar oluyor, o yüzden söylüyoruz. Şöyle haritalara gelelim. Hemen bir adres yapalım. Sesli arama yapacağız. Eyüp Sultan Camii.
ekranda gördük. Ellerimizi direksiyondan ayırmadan navigasyonumuzu seçtik. Ofisimize de yakında hemen bize rotayı çizdi. Evet. Doğu yönünde ilerleyin de dedi. Artık bundan sonra olay gayet kolay. Görmüş olduğunuz gibi Spotify'dan zaten çalınabilen her şey çalınabiliyor. Biz burada müziğe vesaireye girmeyeceğiz. AUX'u bağlamadık bile arabada hızlı gözüksün diye. Dolayısıyla eksiksiz bir Android Auto kablosuz deneyimini bu kadar kolay sunabiliyor. Videonun devamında diğer bölümlerini göreceksiniz. Videomuzun bu bölümünde iPhone'u kablosuz Apple CarPlay'e bağlayacağız. Protokoller her zaman olduğu gibi aynı. Bluetooth ve Wi-Fi açık. Bluetooth'tan Auto Screen'i seçiyorum. Cihazı da bu arada Android modundaysak Apple CarPlay moduna switch ediyoruz. Çünkü bu modlar zaten birinden diğerine geçtikten sonra eşle diyor bana. Eşle dedim. Biliyorsunuz Bluetooth'tan datayı alacak, Wi-Fi'ye yazacak. CarPlay'e de Wi-Fi protokolü üzerinden bağlanacak. O yüzden jet gibi çalışıyor zaten. İzin ver diyoruz. Bunu daha evvel yaptığımız için bu tarz uygulamaları artık biliyorsunuz diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Apple CarPlay'i kullan diyorum. Bu arada da boyut farkını görüyorsunuz. AutoCast iPhone'a göre ne kadar büyük. 10.2'lik ekranıyla artık geldi. Telefonu uzaklaştırmamın hiçbir farkı yok. Telefonu kenara aldım. Apple CarPlay'i artık bilen biliyor. O yüzden çok uzun uzadıya da anlatmaya gerek yok. Spotify, Skype, WhatsApp, Yandex Navigasyon ya da işte Pro üyelik varsa, Zoom vesaire ne varsa çalışıyor. Biz burada Google Maps üzerinden gidip sadece bir voice command yapacağız. Diğerlerini artık hepsini görebileceksiniz zaten normal uygulamanızda biliyorsunuz. Hemen ara diyoruz. Bir voice command yapalım. Eyüp Sultan Camii. Evet, camiyi hemen buldu. Zaten ofisimize yakın bir konumda. Bize navigasyonu da çıkardı. Yani CarPlay'i kablosuz olarak rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu kadar kolay. Ana menüye geldiğimizde de kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Spotify vesaire dediğim gibi aracınıza müzik aktarma anlamında da son derece kolay. Bu bölümü de bitirmiş olduk. Bunun bu bölümünde DVR bölümünden kamerayı nasıl çalıştığını genel olarak sergilemek istiyorum. Tabii zaten siz detaylı video örneklerini göreceksiniz. Yani sadece buradan ekranı görmeyeceksiniz. Birazdan aracın önden arkadan kayıtlarını da videonun son bölümünde göreceksiniz. Sürekli olarak gücü aldığında arabanız kontak açtığında kaydı otomatik başlıyor. Ve loop olarak muhtemelen kaydını yapıyor arkadaşlar. Şimdi buradan bastığımızda tek ekrana geçtik. Devasa ön kameramızı görüyoruz. Bir daha bastığımızda arka kameramızı görüyoruz. Şu şekilde geldiğimizde de ön ve arka kameranın yerini görüyorsunuz. Buradan videomuzu kilitleyebiliyoruz ve buradan da oynatmaya bastığımızda bir de şöyle bir durum var. Dokunduğunuzda mikrofondan ses kaydı olup olmamasını seçiyorsunuz. Araç içinde özel konuşmalar yapıyorsanız, sadece yol güvenliğini istiyorsanız bu bölümde mikrofona tıklayarak sesi kapatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ön kamerasının ve arka kamerasının kaydını göreceksiniz ama ben şöyle arka kameraya bir geçeyim. Tam olarak arka kameraya geçeyim. Aracın bir arkasına geçeyim. Oradan da böylelikle hem de ben konuşurken görüntü kaydını da oradan alarak kullanmaya çalışırız. Şu anda aracın arkasındayım. Görmüş olduğunuz gibi 1080p görüntü kalitesi var. Tabii şu anda arkada kompresör çalışıyor. Şirketin çatısındayız. Rüzgar esiyor. Benim mikrofonum ne kadar alıyor bilmiyorum ama görüntü kalitesinde bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Yani park sırasında size eşsiz bir görüntü sağlamış olacak AutoCast. Şimdi içeri geçelim. Bu video biraz daha dinamik olsun istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Tekrar bir de ön kamerada, ön kameranın da bölümüne geçeceğim ve oradan da yine aracın önünde yer almaya çalışacağım. Şimdi ön kamerası 2.5K olduğu için ön kameranın çözünürlüğü daha yüksek. Biz videoyu belki YouTube'da 1080p'yi yayınlayabiliriz ama aracın önünde bir yayanın ve diğer arabaların ortalama nasıl durduğunu görmüş oluyorsunuz. Zaten videonun ilerleyen bölümünde trafik görüntülerinde de sizi baş başa bırakacağız. Umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Böyle bir ürün düşünüyorsanız videoları da izledikten sonra linkler sipariş olarak hazır sizleri bekliyor.